Arsuz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Arsuz Belediyesi Devlet Demir Yolları Parkı ve Füsun Sayık Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği tarafından yaptırılan Özgürlük Anıtı açılışı gerçekleşti. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culhan'ın yanı sıra açılışa Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, Füsun Sayık Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Başkanı Profesör Doktor İskender Sayık, Arsuz İlçe Müftüsü Mehmet Çınar, Arsuz Devlet Demir Yolları Kamp Müdürü Abdullah Çakıcı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Arsuz halkının denizle buluşmasını engelleyen duvarlar yıkılarak yıllarca süren deniz hasreti sona erdi. Arsuz Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan kiraladığı ve halkın denize rahat ulaşması için tahsis ettiği park alanı halkın kullanımına açıldı. Sözlerine Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor İskender Sayek'e teşekkür ederek başlayan Başkan Culha şöyle konuştu. Öncelikle ben İskender Hocama teşekkür ediyorum. Kendisi bize teşekkür etti. Biz 5 yıl süre içerisinde kendileriyle ciddi bir uyum içerisinde çalıştık ve Kent Konseyi Başkanımız olarak en önemlisi bir Arsuz sevdalısı olarak, bir bilim adamı olarak sürekli onun desteğini hissettik ve çok ciddi çalışmalarımıza katkılar sundular. Ben kendilerine özel bir teşekkürü borç biliyorum. Değerli arkadaşlar, Arsuz Turizm Kenti iddiasıyla çıktığımız bu yolda bu iddiamızı hayata geçirmek üzere turizm kenti olmasının altyapısını oluşturmak adına çok ciddi çabalar sarf ettik ve bu çabaların hepsi bir bir sonuç verdi. Şimdi turizm kenti diyeceğiniz bir ilçenin deniz kenarında yürünecek bir yolu yoktu arkadaşlar. Yani bir sahil yolumuz yoktu. Deniz kentlisiniz, turizm kentlisiniz ama bu kentte yaşayan insanlar veya bu kente misafir olarak gelen insanlar denizi göremiyordu ne yazık ki. Bu yeni bir olay değil. Yani bunun böyle kısa bir tarihçesine inecek olursak, daha evvel Arsuz İskenderun Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisindeydi. Sahil yolu açılmadı. Sonra Arsuz Dözcüler Belediyesi mücavir alanına döndü. Yine belediye başkanlarımız açmadı. Sonra Arsuz kendisi bir belediye oldu 1995 yılında. Yine belediye başkanlarımız açmadı, cesaret edemedi. Ne bileyim, şimdi onun tam tabirini size bırakıyorum. Ama biz iddialı geldik. Burası bir ilçe dedik ve turizm kenti dedik. Biz dedik, vatandaşlarımızı denizle buluşturacağız. Kesinlikle bu konuda taviz yok. Ve hakikaten sizin teveccühünüzle biz seçildik, göreve geldik. Ve gelir gelmez bu işin hazırlığına başladık. Bu işin hazırlığı projelendirmedir. Projelendirme safhasında saygıdeğer Arsuzlu hemşehrilerimizin ilgili bölümüyle alakalı konuda ortak ettik. Ve o arkadaşlarımızla istişarede bulunduk. Burada yine başta İskender Hocam ve çok sayıda Ali Kavak Beyefendi gibi Manzume, Lionel Manzume gibi yani şu anda Semih Baki gibi çok sayıda sakinimizi ortak ettik bir proje. İstisnasız oradaki bütün sakinlerimizi bu işin içine koyarak ortak akılla bu işi çözmeye çalıştık ama ismini saydım arkadaşlarımız bu konuda bize çok ciddi destek sağladılar ve bu işin adeta bir çözüm ortağı olarak yanımızda durdular. Tabii bu çalışma esnasında birçok üst düzey siyasi yöneticimiz
ya başkan ateş mi oynuyorsun? Başkan bu proje senin başını yakar dedi. Ama biz doğru bildiğimiz konuda geri adım atmadık. Yani çok zor, çok yakıcı bir proje olduğunu biliyordum ama bu öneriyi yapan veya bu ikazı yapan insanlarımızın unuttuğu bir şey var. Eğer söz konusu Arsuz halkına hizmetse biz yapmaya hazırdık. Ve biz bunu göz alarak ve gördüğünüz gibi 2 yıldır, 2,5 yıldır halkımızın hizmetine sunmuşuz. Ve çok ciddi bir yaşam alanıdır. Ciddi bir prestij projesidir. Turizm kenti olma yolunda yürüyen Arsuz'a çok ciddi artı değer kazandırdı. Arkadaşlar, bu projenin hayata geçmesinden sonra ve burada yerel yöneticilerin, bizlerin kararlılığından sonra emniyetin kayıtlarında, resmi kayıtlarda bayramlarda günlük 25 bin aracın giriş çıkış yaptığı tespiti vardı öncesinde. Sonrasında arkadaşlar bu sayı günlük 50 bine çıktı bu sayı. Yani dolayısıyla burada ciddi bir katma değer sağladı ve cazibe oluşturduğu realitesi çıktı. Şimdi aynı şekilde biliyorsunuz bizim yaz nüfusumuz buraya gelen, sitede ikamet eden arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin ciddi şekilde artmasına sebep oluyor. Özellikle Antakya merkezden, Gaziantep, Adana'dan ve yakın komşu illerden ciddi bizim sakinimiz var. Özellikle merkezde ikamet eden, yaz için gelen dostlarımızın hepsi gidiş tarihlerini 1 ay, 2 ay ötelediler. Bu sadece sahil yürüyüş yolu projesinden kaynaklı bir yaşam alanı oluştuğunda ya biz daha fazla kalalım dediler. Tabi burada hem yerli turizmi desteklemiş olduk hem de değerli arkadaşlar bayramda gelen araç sayısı veya burada ikamet etme süresinin 3 aydan 5 aya çıkması ve 4 aydan 6 aya çıkmasını sağladı ve bu süreler içerisinde şehir merkezine çok ciddi ekonomik katkıları oldu. Tabii tek başına yetmiyordu. Gördüğünüz gibi Bitişik'te bizim bir kent meydanımız var. Kent meydanı bu şehirde ayrı bir yaşam alanı oluşturuldu. Gerek sanatsal, gerek kültürel, gerekse siyasi etkinliklerin yapıldığı bir alandı. Onu da tamamladık ama yine bir eksik vardı. Eksik neydi? Şehrin ana yolu ve kent denize bağlantısı gerekiyordu. Yani bir sahil yürüyüşünün bu projelerle entegre olması gerekiyordu. Yani kısacası şu anda içinde bulunduğumuz Devlet Demiryolları Parkı'nın daha evvel Devlet Demiryolları işletmemizin piknik alanı olarak kullandığı bu alana bir ihtiyaç vardı. Bunu aldığımızda biz kent meydanını bu alanla ve bu alanı denizle bağlayacaktık ve bir entegre proje haline gelecektir. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani biz sahil yürüyüş yolunu yaparken sadece orada bulunan sakinlerimizle veya bazı siyasi arkadaşlarımızın bizi ikazıyla öyle ben yetirdim ama şu anda Devlet Demiryolları da bizi bu iş yargıya taşıdı. Bir tarafta maliye kampı Bitişik'te, bir tarafta orman müdürlüğümüzün de kampları var. Yani bizim 2,5 kilometrelik mesafenin çok az bölümü meskul mahallin sahiliydi. Yani 3/2'lik bölümü bu kamplara aitti. Burada
biz biraz gözümüzü kararttık. Biraz da sayın kaymakamlarımız, giden kaymakamlarımız var, mevcut kaymakamımız, sayın valimiz, yine giden valilerimiz var. Onların katkıları var. Ama yani bir kısmını diyalogla çözdük, bir kısmı yargıya intikal etti, bir kısmı merkezi hükümetlerle yapılan girişimler sonucu çözüldü. Şu andaki park dahil olmak üzere. Biz Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğümüz, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımız nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda 8000 metrekareye tekabül eden park alanı ve 98.000 metrekareye tekabül eden Altınkent, Gümüşkent sitelerin önündeki alan, kumsal alan, sahile siteler arasına tekabül eden alanı kiralayarak şu anda gördüğünüz gibi halkın hizmetine sunmuş olduk. Bu önemliydi, çok önemli bir hizmetti. Ben bu hizmeti çok değerli buluyorum. Son 2-3 yıla kadar insanlarımız buraya girmediği gibi yüksek duvarlarla çevrilmiş olan alandan burada ne var onu göremiyor, denizi göremiyor. Ama şu anda genişçe bir alan. Sevgili hemşerilerimizin ve ilçemize gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirecekleri nezih bir yer. Ve ana yol üzerinden yürüyen yine hemşerilerimizin direkt denize inmeleri için. Ama çok önemli bir husus daha var. Deniz kenarına gelip gerek denize giren, gerek denize girmeden hemşerilerimizin bir takım ihtiyaçları oluyordu ve bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ve bu sıkıntıları aşmak adına burada gördüğünüz gibi tesisler yapıldı ve bu tesislerle günübirlik gelen vatandaşlarımızın rahatça denize inmeleri ve denize inmelerinden sonra hasıl olacak ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri oluştu. Tabii biz buraları kiralama marifetiyle çözdük. Bu konuda başta kamp müdürümüze, sonra bölge müdürümüz, Devlet Demiryolları bölge müdürümüz, hemşerimiz sevgili Oğuz Saygılı beyefendiye, bölge müdürümüze, dönemin bakanına huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bu düzenim yeri halkın hizmetine sunmak adına, kazandırmak adına bize sundukları katkılardan dolayı. Biz kiralamayı arkadaşlar 106 dönüm olarak yaptık. Bazen şimdi bu halk arasında dedikodular çok olur. Hepimiz bunu biliyoruz. Hele mekan siyasi ise çok konuşulur. Yani o ödenen kira miktarının yüksek bulunduğu, böyle küçücük bir park için bu para ödenir bir şekilde söylemler geldi benim kulağıma. Burada bir açıklama ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar o kiralama bedeli buradaki 8 dönüm ve oradaki 98 dönüm olmak üzere toplam 106 dönüm için ödenen bedeldir. Ve o bölgede Doğakay'la yaptığımız çalışmalar sonucunda bu konuda sevgili kaymakamımıza huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Biz 1,5 milyon keşifli bir proje hayata geçirdik ve orada halkın hizmetine sunulacak Gölcüler Gül projesi hayata geçiriyoruz ve 3 tane sosyal tesis var. O sosyal tesis marifetiyle halkımız, burada özellikleri de var galiba, Gül plajı, 3 adet sosyal tesis ve sahil düzenlemesini
kapsıyor. Sosyal tesislerin her biri 278 metrekare. Her tesiste büfe, bay bayan görece, soyunma, giyinme ve duş odaları mevcut. Ayrıca geniş oturma alanları bulunmaktadır. Toplamda 240 adet şezlong, 120 adet sehpa ve 120 adet plaj şemsiyesi mevcuttur. Bir adet can kurtaran kulesi. Tesislerimiz sahilimizde büyük bir açığı kapatarak bu tesislerimiz yürüyüş yolunun kenarına yapıldığında aynı zamanda yürüyüş yolu ile Arsuz merkezine bağlanmış olacaktır. İhale bedeliyle ilgili yanlış ben bir ifade kullandım. 1.161.000 TL olup işin süresi 160 gündür. Yani dolayısıyla bu kiralama bedeli bütün bu alanları kapsıyor. Hem bu park hem o alanı ve o alanda bu söylediğimiz tesisler yapılacaktır. Ve bu tesislerin yapılması ile yani benim saydığım özellikle 3 adet tesis yapılacaktır. Halkımız özellikle Gözciler Plajı dediğimiz noktada yine sıkıntı yaşamaktaydı. Denize girdiğinde duşlarla ilgili veya yani modern tesis anlamında sıkıntı yaşanıyordu. Bu yapılan tesisle o açığı kapatmış olacağız. Yani ödenen kira bedeli bu kadar alanı kapsamaktadır. Cüzidir. Bu alanlara göre ciddi bir para değildir. Kaldı ki değerli arkadaşlar, biz yerel yönetimler olarak, yerel yöneticiler olarak biz halkın rahatını, halkın mevcut tabii güzelliklerden faydalanmasını esas alarak hareket etmek zorundayız. Burada asıl olan ticaret veya kazanç değildir. Asıl olan halkımızın burada rahatça bu güzel denizden ve altın sarısı kumdan faydalanmalıdır mantığı yatıyor. Bir de bir gördüğünüz yan taraftaki sokakta 11 adet stand yapıyoruz. Bunlar yani oraya aslında bir sanat sokağı diyoruz. Gördüğünüz gibi hazır inşallah yazın halkımızın hizmetine girecektir. 11 adet satış standı, 2 adet çocuk oyun grubu, 4 adet bu pardon bu taraftan 4 adet pergola, 2 adet çocuk oyun grubu ve gördüğünüz gibi arkamızdaki tesisler var. Burada genellikle hediyelik eşya, yani kendimizin konseptine uygun hizmetlerin sunulması anlamında bir planlama vardır. Değerli arkadaşlar, yine kentimizin turizm şehri olması yolunda çalışmalarımız sadece bununla sınırlı değil. Yani bir kentin turizm şehri olabilmesi için turizm altyapıyı oluşturmanız gerekir. İşte sahil yürüyüş yolu, park, kent meydanı, arkasında turizm tesislerinin gerek 5 yıldızlı gerek 7 yıldızlı turizm tesislerinin yapılması, gerekse son dönemlerde hepinizin şahit olduğu gibi Turizm Bakanı başta olmak üzere, Turizm Bakanımız başta olmak üzere Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyetler ciddi incelemeler yaptı. Bizim orayla ilgili, turizm alanlarımızla ilgili bakanlığımızdan çok ciddi taleplerimiz vardı. Bu yeni bir olay değil. Bizim 2-3 yıl evvel yaptığımız talepler sonucunda olan şeyler ve o talepler muhtemelen hayata geçecektir. Sayın Kaymakamımız söz aldığında belki bunlarla ilgili bilgi vermek durumunda eğer arzu ederlerse çok ciddi çalışmalar vardır. Biz de işte bu yatırımların altyapısını oluşturmak adına geldiğimiz günden beri turizm bölgemiz olan birinci turizm bölgemiz Akçalı Turizm Bölgesi, ikinci
Gökmeydan ve Gözcüler Turizm Bölgesi, üçüncü turizm bölgemiz de Konacık Turizm Bölgemiz. Şu anda arkadaşlar Akçalı Turizm Bölgemiz ile alakalı planlar bitmişti. Orada bir takım itirazlar sonucunda ve bizim gördüğümüz bir takım hatalar ve eksiklikler sonucunda tekrar revize edildi ve o çalışmalar sonuçlandı. Şu anda Gökmeydan ve Akçalı Turizm İmar Planı Turizm Bakanlığımızın masasında onay bekliyor. Özgür Bey burada mı? Doğrudur değil mi Özgür Bey? Bekliyor ve değerli arkadaşlar şu anda yatırımlarla alakalı altyapı bitmiş ve muhtemelen bakanlığımız o konuda ciddi bir hassasiyet göstermektedir. İkinci bölgeyle ilgili Konacık Turizm Bölge Gözcüler Turizm Bölgemizle ilgili imar 5 birlik bitti. 1 bölü birlik imar planlarımız ihale edildi. Çalışma devam ediyor. Konacık bölgemizle ilgili 1 bölü 5 birlik imar planlarımız ihale edildi. 5 birlik ve birlik. Yani hem Nazım İmar Planı hem uygulama imar planları. Yani dolayısıyla şu anda bu turizm bölgelerimizde yatırım yapılacak düzeye gelmiş durumdayız. Değerli arkadaşlar, Turizm Bakanlığımızla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ve bu konuda özellikle Turizm Bakanlığımızla ve bütün ekibiyle ilgili teşekkürümü söyleyeceğim. Bu turizm imar planları Turizm Bakanlığı'nın yetkisindedir. Yani belediyelerin yetkisinde değildir. Yani ne Aras Belediyesi'nin ne Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Bu direkt Turizm Bakanlığı'nın yetkisindedir. Biz hem o müsaadeyi aldık hem bakanlığımızdan o planların parasını da aldık. Bizi rica ettik. Biz de ilçe belediyesiyiz. İmkanlarımız kısıtlı. Bu anlamda bakanlığımız bu planların yapımıyla ilgili bütün ekonomik desteği kendileri sağladılar. O anlamda teşekkür ediyoruz Turizm ve Kültür Bakanlığımıza. Ayrıca eğer yetiştirebilirsek hafta sonuna bir kültür merkezimiz var. Kültür merkezimizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yapılmaktadır. Aynen Doğaka projesi gibi. Doğaka projesinde değerli arkadaşlar sunulur. Sunan kurumun belli bir sorumluluğu vardır. Doğaka'nın da belli ekonomik anlamda bir sorumluluğu vardır. Biz bakanlığımıza bir kültür merkezi yapımıyla ilgili talepte bulunduğumuzda bir cep kültür merkezi liderliğinde 400 kişilik bir proje onayı aldık. Ve bakanlığımız dedi ki bunun yarısını siz yaparsınız, geri kalan yarı bedeliyle ilgili biz finansmanı sağlarız. Arazisi bizden, maliyeti yarı yarıya. Gerçi biz yarısını bitirdik, geri kalan yarısını bakanlığımız gönderdi. Bir son yarısıyla ilgili de ekonomik krizden kaynaklı gerisi gelmedi. Biz üstlendik ama inşallah o para geldiğinde belediyemizin bütçesine girer. Yani dolayısıyla biz Turizm Bakanlığımızla gerek planlarla ilgili, gerek kültür merkeziyle ilgili bu desteği görmüş olduk. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu işlerin yapılması gerek yürüyüş yolu projeleri, gerek kent meydanları, gerek parklar, gerek semt pazarları, gerekse nikah salonları, taziye evleri, spor kompleksleri, bunlar böyle bir ilçe belediyesinin bütçesiyle yapılacak şeyler değil. Yani Büyükşehir Belediyesi yasasıyla ilçe belediyelerin hem idari hem ekonomik anlamda böyle yetkileri ciddi anlamda azalmıştır. Ama bu kentin hakikaten çok eksikliği,
eksiği var. Çünkü bu kent kırsal alana sahip. Kırsal alanın hepsi hizmet isteyen sıkıntılı bölgeler. Ama biz bu kısıtlı imkanlarımızla kendi ekonomimizi, kendi bütçemizi efektif kullanarak bu hizmetleri siz saygıdeğer halkımızın hizmetine sunduk. Biz göreve başlarken bunları söylemiştik. Ama söylediklerimizin hepsini harfiyen birebir hayata geçirdik. Değerli arkadaşlar, belediye başkanlarının gelirken asli görevi bu kentte hizmet üretmektir. Bu kentte yaşayan insanları mutlu etmektir. Eşit tutmaktır. Barış ve huzur içerisinde yaşatmaktır. Biz bu anlamda başardığımıza inanıyorum. Gerçekten Arsuz mutlu. Şehircilik anlamında, şehirde yaşayan birey anlamında benim şehrim mutlu. Ben o konuda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ben aday olamadım ama arkadaşlar, yani ben her gün sabahtan akşama kadar halkın arasındayım. Yani bugün sabahleyin işte Karahüseyin'in bizli Kozaklı Arpa Deresi oralardaydık. Sonra buradayız. Dün başka mahalledeydik. Dolaşıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi bu konuda yani memnun. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani belediye başkanının dediğim gibi asli görevi hizmet üretmektir. Ve insanlar arasında eşitliği, kardeşliği sağlamaktır. Biz bunu sağladık. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olmanın huzuruyla ayrılıyoruz. Zaten birçok yerde insanlar bize söylüyor. Ya aday olmayanlar kaybolur gidiyor abi diyor, sen bir otur artık yeter yani. Tabii ki biz burada hep beraber yaşayacağız. Yani nereye gideceğiz, nereye oturacağız? İşte bu tür güzellikleri sizlerle paylaşınca, sizlerin hizmetine sununca biz mutlu oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bu işler bir belediye başkanı tek başına çözebileceği, yapacağı işler değildi. Özellikle bizim kendi bünyemizde yardımcı arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, teknik kadromuz, müdürlerimiz, her kademede görev yapan personelimizin ciddi katkıları var. Ve bir şey daha var. Biz 5 yıllık süre içerisinde bu ilçede bulunan bütün kurumlarımızla ciddi bir uyum içerisindeydik. Ayhan müdürüm bakıyor. Tapu müdürümüz burada. Ona da teşekkür ediyoruz. Çünkü tapu çalışmaları, kadastro çalışmaları, yani 8 mahalleyi 26 köyü birleştireceksiniz, tek bir ilçe haline, oradaki sınırlar yani bayağı bir zordu. O konuda her alanda bütün kurumlarımızla barış içerisindeydik, uyum içerisindeydik ve biz bu uyumun karşılığını gördük. Bu uyumun karşılığı bu şu anda bu tesiste. O bağlamda da belki bu böyle biraz veda konuşmasına da benziyor ama ben teşekkür konuşması olarak değerlendiriyorum bunu. Bütün kurum amirlerimize, başta kaymakamımız olmak üzere bütün kurum amirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarımızda da onların da katkısı var. Özellikle tapu müdürüme ayrı bir başlık açıyorum hakikaten. Kadastro müdürümüzle gittiler galiba. Ona da Allah yolunu açık etsin. Ona da teşekkür ediyorum. Yeni kadastral çalışmada çok ciddi emekleri ve katkıları var müdürümün. Özellikle yeni mülk edindiğimiz ve yeni hizmet binasını yapmayı tasarladığımız 96 dönümlük biz bir mülk aldık. O konuda
tapunun, kadastronun bize yine ciddi katkıları var. Ve başta valimiz ve kaymakamlarımız olmak üzere. Değerli arkadaşlar, tabii yeni kurulan bir ilçe, yeni kurulan bir ilçenin eksiklikleri çoktur, bitmez. Yani bu bir dönemle de bitmez, iki dönemle de bitmez, üç dönemle de bitmez. Yani bu uzun vadede ancak arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz bir şehir konumuna ulaşacağız. Ben 31 Mart'ta görevimizi devredeceğiz. Bizden bu kadar diyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza bu görevi devredeceğiz. Geri kalan eksik projeleri ve hizmetleri bu arkadaşlarımızın yapacağına inanıyorum. İnşallah onlar da bizim bıraktığımız yerden daha yüksek yere taşırlar ve bu kentin ihtiyaçlarını çözerler, çözeceklerine inanıyorum. Ben tekrar bizim partimizin adayına seçim çalışmalarında, özellikle seçildikten sonra bu kentte yapacağı çalışmalarda, hizmetlerde başarılar diliyorum. Bugün açılışını yaptığımız Devlet Demiryolları Parkımızın ve bu kompleksin bir bütününün kendimize hayırlı olmasını diliyorum. Özgürlük anıtıyla alakalı sevgili hocam konuştuğu için ben ona çok girmedim. Ama o anıtı yapan sanatçı arkadaşımıza, Yakut Hanım'a teşekkür ediyorum. Anıtımızı da ilçemize ve bütün arzusuna hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunarken hoşça kalın diyorum.